Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, İlahiyat Fakültesi İştaş Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mevlid Kandili programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Mevlid Kandili programında ilahi ve naatların okunmasının ardından konuşmalara geçildi. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ Bu şiirde hüzün yok. Bugün hüzün yok bize. Sultanlar Sultanı'nın doğduğu o geceyi, o benzersiz geceyi coşkuyla anıyoruz. Âlem-i Ervah bugün bizimle beraber. Mele-i Âlâ beraberdir bizimle. Ve şimdi biz meleklerle diz dize. Açılış konuşmasını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer yaptı. Acer konuşmasında bugün müstesna bir program için Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için bir araya geldik dedi. Enbiya suresinde belirtildiği gibi o alemlere bir rahmet olarak Yüce Allah tarafından gönderildi. Aslında Kur'an-ı Kerim'inde Yüce Allah bizim üzerinde düşünmemizi emrettiği bir hitap göndermiş. Alemlere rahmet olmak, bunun üzerinde gerçekten tekrar tekrar düşünmeye ihtiyacımız var. Hem de insanlığın hangi yüzyılda olursa olsun, bundan evvelinde ve sonrasında insanlığın her zaman üzerinde düşünmesi gereken bir ayet, bir emir bu. Biz son peygamberin ve son dinin mensuplarıyız. Bu ilelebet üzerinde düşünülmesi gereken bir emir. Alemlere rahmet olmak gerçekten yaratılmışlar içerisinde müstesna bir kul olmak anlamına geliyor. En çok hangi nitelikleriyle üzerinde düşünmemiz, görmemiz gerekir? Peygamberimizi, Peygamber Efendimiz'i her Mevlid kandilinde, her doğumunda üzerinde düşünmemiz gereken niteliklerini bize söylüyor. Peygamber Efendimiz'in hayatında, bir insanoğlunun hayatında ne iyilikler ve ne kötü anlar olabilirse hepsi mevcut. Bunların hiçbirisi tesadüfi değil. Yüce Allah o alemlere rahmet olsun diye gönderdiği kulunun hayatına hemen her şeyi koymuş ki biz onları görelim, örnek alalım, alalım ve öğrenelim ve bizim kendi hayatımıza yansıtalım. Tabii bu mutlu günde aslında o yüce peygamberin doğduğu bu mutlu günde içimizi burkan ama bir taraftan da peygamberimizin ve onun peygamber olduğu dinin yüceliğini gösteren bir sıkıntıyı da aslında yaşıyoruz. Yine aslında tek amacı bu toplumu her defasında sıkıntıya sokmak için oluşturulmuş ve kullanılan yapıların tek amacı bizim huzurumuzu ve güvenliğimizi sağlamak olan emniyet mensuplarımıza saldırdığı bir gün daha yaşadık. Bu canilerin aslında ne bizim dinimizden ne de insanoğlunun fıtratındaki iyiliklerden nasiplerini almadığını bir kez daha gördük. Kim bunları, bu saldırganları, bu canileri hangi sebeple olursa olsun mazur görmeye, mazur göstermeye çalışıyorsa aynı şekilde onların da bizim inancımızla, bizim değerlerimizle, insanoğlunun fıtratıyla iyiliğiyle hiçbir alakası olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Şehit olan emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza, polislerimize acil şifalar diliyoruz. Hepinizin kandili mübarek olsun, iyiliklere vesile olsun. Geldiğiniz için
ve bu organizasyona katıldığınız için ayaklarınıza sağlık. Organize eden her bir derneğimize, vakfımıza, hocalarımıza, öğrencilerimize, üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Rektör Acer'in konuşmasının ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ da kısa bir konuşma yaptı. Hepimizin bildiği üzere dün gece İstanbul'da hain bir saldırı yaşadık. Ve bu saldırıda 30 emniyet mensubumuzu, 8 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Birçok gazimiz ve birçok yaralımız var. Bakın bu saldırı Türkiye'ye ve hepimize karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu hain saldırıyı buradan lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ve bizleri, bizim bir kere daha bizleri kılavuzumuz, Efendimiz, sevgililer sevgilisi, Hazreti Muhammed'in doğumunun bir seneyi devriyesinde bugünlere ulaştıran Rabbime hamdü senalar olsun diyorum. Bir manevi diriliş, bir manevi uyanış olarak gördüğümüz Mevlid Kandili'nin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepimizin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mirza Tokpınar, Mevlid Kandili münasebetiyle Hazreti Peygamber'in insanlığa mesajı konulu bir konuşma yaptı. Bize bıraktığı mirası, insanlığa sunduğu mesajı anmak, tekrarlamak, yinelemek ve yenilenmek için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz özellikle ben şu sebeple de bunu anıyorum. İçimizdeki gençler, çocuklar tekrar etsin, hatırlasın, ilk defa duyanlar da duysun diye. Miladi 571'de Mekke'de doğmuştur. Miladi 610'da ilk vahye muhatap olmuştur. Miladi 622'de Medine'den Mekke'ye hicret etmiştir. Ve miladi 632'de Medine'de ebedi aleme irtihal etmiştir. Kabri Medine'dedir. İslam'ın Kâbesi de Mekke'dedir. Hazreti Peygamber'in babasının adı Abdullah, annesinin adı da Amine'dir. Onun hayatı İslami ilkeleri öncelikle Rabbinden alıp öğrenmek, sonra onları kaydetmek, hayata geçirmek ve öğretmekle geçmiştir. Çok ilginçtir. Ben zaman zaman derslerimde de anlatıyorum. İlk Müslüman kimdir deyince Hazreti Hatice akla gelir. Halbuki ilk Müslüman İslam'ı ilk kabul eden anlamında, bizim dinimiz olan İslam'ı ilk kabul eden anlamında ilk Müslüman Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dır. Çünkü kendisine gelen ilk vahiyden itibaren alemi ebediyete irtihal edinceye kadar Müslümanlığı sürekli nazil olan ayetler ve Rabbinden aldığı talimatlarla önce kendisi öğrenmiş, bunu ruhu şeriflerine sindirmiş, bunu yaşamış, yaşayarak da ashabına, Müslümanlara göstermiştir. O yüzden bizim İslam'ı öğrenmede, İslam'ı yaşamada, İslam'ı öğretmede tamamıyla örnek alacağımız tek yüce şahsiyet, biraz önce Sayın İl Başkanımızın da
güzel bir şekilde ifade ettikleri gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce Nebi'nin bize göndermiş, göstermiş olduğu mesajlardan doğru bilgiler alıp doğru yolda yürümeyi nasip eylesin. İnşallah İslam'ı bundan 50 yıl öncesine göre çok daha iyi okuyoruz, öğreniyoruz, öğreneceğiz. Bundan sonra da milletimiz inşallah demokrasi yolunda almış olduğu, ilerlemiş olduğu bu yolda çok daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Bu programı hazırlayan değerli AK Parti il yönetiminden Fatma Hanım'a, değerli il başkanımıza, sayın rektörümüze, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biraz önce burada Kur'an-ı Kerim okuyan iki hocamızı sayın rektörümüzün desteğiyle bu sene aldık. Onun için huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu programları biraz önce il başkanımızla da konuştuk. Daha çok yapacağız, daha sık yapacağız. Biz görevimizi yapacağız, sizi de bekleriz. Ama tabii bu salonun dolmasını da isteriz açıkçası. Saygılar sunuyorum, kandiliniz mübarek olsun diyorum. Mustafa Ak yönetiminde ilahi topluluğunun tasavvuf programı ve yapılan duanın ardından Mevlid Kandili programı sona erdi. Saldırısında canlarını veren cümle şehitlerimizin ruhlarına da hediye ediyoruz vasıl eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından programa teşrif edip kemal adetle okunan Kur'an-ı Kerimleri programı takip edip şu anda el açıp amin amin diyen kardeşlerimizin de bir cümle ölmüşlerinin ve geçmişlerinin, annelerinin, babalarının, dedelerinin, ninelerinin üzerlerinde haklarına bulunanların ben de duasında hatırlasa da ben de dualarından payidar ve hissedar olsam diye uman cümle ölmüşlerin ve geçmişlerin ruhlarına hediye ettik sen vasıl eyle ya Rabbi. Cümle ölmüşlerimizin ve geçmişlerimizin kabirlerini pür nur, makamlarını cennet, derecelerini âli, taksiratlarını af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Buraya toplanan cümle kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin lillahi teala el Fatiha.